Sabah konferans salonu olmadığı için orada oturunca arkadakileri göremiyorum. Ben insanlarla göz göze gelmeyince de konuşamıyorum işin doğrusu. Evet, sözlerime başlarken aziz hemşehrilerimin buraya kadar teşrif edip beni dinlemelerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ben Balıkesir Savaştepe'den evliyim, o yüzden Sayın Kaymakamım, Sayın Savcım, Sayın Kültür Müdürüm, Sayın Belediye Başkan Vekilim ve belediyenin Sayın Başkan yurt dışında, onun mesai arkadaşları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam beni sizlerle burada buluşturan Türkiye Gençlik Vakfı'nın Balıkesir Esin Dönü Şubesi, belediye ve ilim yayma cemiyetine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hasreten de Sevinç Çelebi'ye, meslektaşım, babası samimi arkadaşım, dostum. İşin doğrusu onun ısrarlarıyla geldim bu yoğun programlar şeyinde. Özellikle gençlerin heyecanını şeyini kırmamak için. Fakat keşke bu salonda gençler daha çok olsaydı, öğrenciler daha çok olsaydı. İnşallah o da başka bir zamana olsun. Şimdi arkadaşlar öyle bir başlık seçmişler ki Türkiye'nin dünü bugün. Hani bilgisayara sormuşlar ne var ne yok diye. Tüm kafası karışmış ya. O kadar geniş bir konu ki. Ben bunu bu akşam özetlemeye çalışacağım. Bir film seyrediyoruz. Veya bir tiyatro eseri seyrediyoruz. Bir dizi seyrediyoruz. Orada bazı karakterler var. Ve bir konu işleniyor. O karakterlere takılıyoruz. O konuyu o şekilde algılıyoruz. Falan şunu yaptı, o kötü bir iş yaptı, o da ona böyle cevap verdi. O şunu yapmasaydı, o da bunu yapmazdı. Bu böyle geliştiği için, bu da böyle oldu. O karakterler üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Aslında karakterlere takıldığımız zaman biz bir şey anlamıyoruz. Neyi anlamak gerekiyorsa yapımcı, senarist, yönetmen o algıyı yaratıyor bize. O yüzden hiçbir zaman gerçeği sahnedekilere bakıp cereyan eden olaylara, şahıslara, karakterlere bakıp doğru anlayamayız. Ben bu akşam size bir özetle sahnede görünenleri değil, sahnenin arkasında senaristle yapımcı neyi amaçlamış, neyi hedeflemiş, o karakterleri niçin tespit etmiş, size neyi algılatmak istiyor, o senaristle yapımcıların bu konudaki düşüncelerini anlatacağım ve resmin büyüğünü şey edeceğim. Geçin oturun, yer ve gelmemezlik etmeyin şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkanım. Şimdi tam 100 yıldır, 100 sene önce bizim elimizde koca bir imparatorluk vardı. 4-5 sene zarfında o koca imparatorluk adeta böyle avuçlarımızın içerisinde kaydı gitti.
Sadece 5 milyon kilometre kare toprak kaybetmedik. 5 milyon da insan kaybettik. Bunun 2,5 milyonu asker, 2,5 milyonu da sivil. Dünya üzerimize alanmıştı. Bir yandan Balkan, bir yandan Kuzey Afrika, bir yandan Yemen, bir yandan Irak, bir yandan Filistin, bir yandan Sarıkamış ve en sonunda Çanakkale. Artık buralara insan yetiştiremiyorduk. Çanakkale'ye tarladaki çiftçiler, dükkanındaki esnaftan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kulübünün futbolcularından tutun, lise son sınıftaki öğrencilerimizi bile cepheye götürmek zorunda kaldı. Balıkesir Lisesi 1914-15'te tek mezun vermemiştir. Bütün Osmanlı coğrafyasındaki liseler de böyleydi. Onlar da yetmedi. En son Sultan Reşat bir ferman daha yayınladı ve lise ikinci sınıfın da hazırlanmasını istedi. Savaş bittiği için lise ikinci sınıf çocukları kurtuldular, gitmediler. Kolumuzu kanadımızı kırmışlardı. Bizim topraklarımız üstünde bugün 40 tane bağımsız devlet var. 100 senedir. O 100 sene önce vurdukları darbeden bu yana Osmanlı coğrafyası tabir edilen bugün 40 tane bağımsız ülkenin yer aldığı coğrafyada kan ve gözyaşı var. Bir türlü eksilmez. Dünyanın hiçbir tarafında bakın kan ve gözyaşı yok. Avrupa'da yok. Amerika kıtasında yok. Uzak Doğu'da yok. Ama İslam coğrafyasına bakın, Pakistan'dan, Doğu Türkistan'dan alın, gelin bu tarafa Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya, bizim ülkemiz, kan ve gözyaşı hiç eksik olmadı. Ne istiyorlar bizden? Hele 1900'lü yılların başında, biz artık eski gücümüzde de değildik, kimsenin tavuğuna da kış diyecek halimiz de yoktu. Niye bu kadar üzerimize yüklendiler de bizi böyle parçaladılar ve hala da bu topraklardan çekip gidiyorlar? Ne istiyorlar bu arada? Bunun üzerinde duracağım. 19. yüzyılın başında Avrupa sanayi devrimini tamamlamışlardı. Avrupa'nın bütün şehirlerinde onlarca fabrika bacası tutuyordu. Dünyanın dört bir tarafından ham maddeyi alıyordu Avrupa'ya. Avrupa tarihinde hiç görmediği bir refah seviyesini yakalamıştı. 3-5 kuruşa mal ettiği ham maddeyi işleyip mamül hale getirdikten sonra dünyanın dört bir tarafına istediği fiyatla satıyordu ve Avrupa çok zenginleşmişti. Bir korkuları vardı. Ya bir gün bu refah seviyesi kaybolursa ne yapacağız? Bu korkuları ham maddenin kesilmesinden dolayı değildi. O fabrikaları çalıştıran enerjiyle ilgiliydi. Kömürle çalıştırıyorlardı ve böyle giderse Avrupa'nın 15-20 yıllık kömür rezervleri kalmıştı. Endişeleri buydu. Bunlar çare aramaya başladılar. Afrika'dan kömür getirmeye. Fakat Afrika'dan getirdikleri kömür hem kalitesizdi hem de maliyeti çok yüksekti. Yani astarı yüzünden pahalıydı.
henüz Baltık Denizi'nin 3000 metre altında da petrol olup olmadığını tespit edecek teknolojileri yoktu. Ama 1750'lerden itibaren bugün Orta Doğu tabir edilen Osmanlı'nın güney coğrafyasında gezen batılı arkeologlar, tarihçiler, seyyahlar, tüccarlar, askerler, diplomatlar, casuslar bazı göllerle karşılaşmışlardı. Bu göllerin sıvı su, fakat bu normal bir su değildi. Ellerine vurduklarında ellerine yapışıyordu ve simsiyahlardı. Kibrit çaktıklarında bunun yandığını gördüler. İnternette vardır. İngilizler o zaman fotoğraflarını çekmişler. Ucu bucağı görünmeyen petrol gölleri. Ha. Daha sonra Kuveyt'te gördüler. Sigaralarını yakıp kumun üzerine attıklarında yer yer kumun tutuştuğunu görmüşler. 2 metre eşince de yerden yine o siyah sıvıyla karşılaşmışlardı. Bu fabrikaların bacalarının tütmesi ve o refah seviyesinin devam edebilmesi için mutlaka bu enerjinin Avrupa'ya gelmesi gerekiyor. Bunun için toplandılar. Tarihte Viyana Kongresi olarak tabir edilen 1815. O dönemde Avusturya, Macaristan tek devletti. Büyük bir devletti, güçlü bir devletti, imparatorluktu. Masada Rusya vardı, Almanya vardı, Fransa vardı, İngiltere vardı, İtalya vardı. Yani bugünkü beşli çetenin aynısı. Onlar vardı, Avusturya, Macaristan hariç. Oturdular. Önce tarım toplumundan sanayi toplumuna evrilen Avrupa'yı yeniden dizayn ettiler. Bazı ülkeleri birleştirdiler. Bazılarını böldüler. Bazılarının sınırlarını değiştirdiler. Bu işler bittikten sonra imparator dedi ki, esas meseleye gelelim. İlk sözü Rus delegasyonun başkanı aldı ve cebinden bir tesbih çıkardı. Bu nedir dedim. Tesbih dedim. Peki bu 33 tane tesbih tanesini bir arada tutan şu uzunca şey nedir? Onu bilmiyorlardı. Buna imame derlerdi. O imamesinden tuttu o tesbihi böyle masanın üzerinde zikzaklar çizerek dolaştırmaya başlar. Onlarla böyle bakıyorlardı. Bu adam ne demek istiyor, ne yapmak istiyor. Birkaç sefer çevirdikten sonra döndü dedi ki bak bu tesbih taneleri 33 tane tesbih tanesi hiçbirisi ayrılmıyor. Bu imame nereye gidiyorsa bu 33'ü de beraber gidiyorlar. Bu yüzden bu tesbih taneleriyle bakın bir işlem yapamıyorsunuz. Tuttu imameyi kopardı. Tesbih taneleri masanın üzerine döndü. 3 tanesini aldı, bir araya getirdi. Ne yaptım dedi. Üçgen dediler. 4 tanesini aldı, bir araya getirdi. Şimdi ne yaptım? Kare dediler. 6 tanesini topladı, ikişer ikişer dediler. Şimdi ne yaptım? Dikdörtgen dediler. Karıştırdı tekrar. İstediğiniz şekli verebilirsiniz dediler. İmparator güldü. Mesele anlaşılmıştır dedi. Fazla lafa lüzum yok. O imame Osmanlı İmparatorluğu ve hilafet makamıydı. O tesbih tanelerini sevrle dizdiler. Bir tanesini koydular Hatay'ın altına, bura Lübnan olsun dediler. Onun yanına koydukları tesbih tanesine bu Suriye dediler. Onun yanına koydukları tesbih tanesine bu Irak olsun dediler. Şu Kuveyt, şu Bahreyn, şu Katar, şu Birleşik Arap Emirlikleri, bu Umman, bu Yemen, bu Suudi Arabistan, bu Ürdün,
Bu da Filistin dediler. Buna da Sev dediler. Daha geçen sene üniversite sınavlarında şöyle bir soru yine çıkmıştı. Bu soru çok sık çıkar. Ayestefenos Anlaşması imzalandığı halde yürürlüğe girmedi. Aşağıdakilerden hangisi imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir? 4-5 tane şık var. İçlerinde bir tanesi de Sev'dir. Evet, bizim resmi tarih tezimizde Sev Anlaşması imzalandı fakat yürürlüğe girmedi. Böyle yazar. Türkiye'de kendisini siyaseten sol, laik, bilmem ne gibi sıfatlarla isimlendirip resmi tarih tezinin yanında olanlar Sevr'i şöyle şeyle tartışmazlar bile. Derler ki Sevr'in maddeleri çok ağırdır. Eğer Sevr uygulansaydı bugün Türk milleti diye bir millet kalmayacaktı. Fakat Gazi Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı, Anadolu'da kongreler yaptı. Sonra yedi müvelle savaştık ve Lozan'a gittik. Sevr'i parçaladık, suratlarına çarptık. Masaya da yumruğu vurarak Lozan'ı imzalattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye yeni bir devlet kurduk. Onlar bunu böyle söylerler. Kendisini sağda konuşlandıranlar her rengi, onlar da Sevr hususunda derler ki evet Sevr'in şartları, maddeleri gerçekten çok ağırdı. Solcular veya cumhuriyetçiler uygulanmayışını milli mücadeleye bağlıyorlar. Sağcılar da diyorlar ki Sultan Vahdettin imzalamadığı için yürürlüğe girmedi. Onlar da oradan bir kahraman çıkarmaya çalışıyorlar. Sultan Vahdettin Allah mekanını cennet eylesin. 58 yaşında tahta çıktığında giydiği saltanat kaftanının ateşten bir gömlek olduğunu görüyoruz. Romatizmalarından dolayı bastonsuz yürüyemiyordu. Günde 30 tane kahve, 3 paket de sigara içiyordu. Civali karakolundaki komisere de laf geçiremiyordu. Sağın cehaleti, solun resmi tarihi. Bir milletin yakın bir tarihi bu kadar çarpıtılamaz. Gazi Paşa nutukta bile Sevr'den bahsederken 18 yerde Sevr geçer, anlaşma kelimesini kullanmıyor. Sevr projesi diyor. Sevr projesi. Ve Sevr projesi %100 uygulanmış bir projedir. Nasıl uygulanmıştır? Biraz önce söylediğim tesbih taneleri. Bu ezanı dinleyelim mi? Solcular dinliyorlar. Edeplerinden dolayı. Kapıları kapatın.
tarafından imzalamadı. İngiltere Kralı imzaladı mı efendim? Haberi yok ki. Fransız parlamentosundan geçti mi? Görüşüldü mü? Alman parlamentosunda görüşüldü mü? Nerede görüşüldü bu? Uygulandı sadece. E hocam uygulandı ama başaramadılar. Bakın tarih nasıl çarpıtıldı. Türkiye o dönemde bir işgal hareketi yaptı. Ben ilkokula gittiğim zaman böyle bir haritayla karşılaştım okulun koridorunda. Fakat 7-8 parçaya bölünmüş bir haritaydı. Renkleri de ayrı. Şu Ege bölgesi sarıya boyanmıştı. Burada bir asker vardı ama tuhaf bir askerdi. Tüfeği falan vardı fakat entari giymişti. Bir çocuktum, bakıyordum ona, bu asker niye entari? Bizim askere de benzemiyor. Şurada farklı geniş şapkalı bir asker var yine. Burada ayrı bir asker var, melon şapkalı. Şurada bir Ermeni genci dıgası diyorlardı. Onun şeyi var. Burada da bir Pontus Rum şeyi var. Burada da İngiliz Fransız askerleri var. Henüz okuyamıyordum. 3 ay sonra okumayı sökünce baktım üzerinde yazıyor. Sevr haritası. Yani ülke işgal edilmiş. Sadece bize Konya'nın, Konya Ovası'nın kuzeyi, Ankara, şurada Kastamonu, şurada Çorum Tokat. Şu orta şey bırakılmıştı. Sevr buydu. Bizim tarih kitaplarımızda Sevr'den, Suriye'den, Lübnan'dan, Irak'tan, Kuveyt'ten, Bahreyn'den hiç bahsedilmez. Sevr buydu. Ve biz milli mücadele yaparak bunu uyguladık. Bu adlı İngiliz puştu verdi ülkenin yöneticilerine. Bunların da işine geldi. Sevr projesinde Anadolu bize bırakılmıştı. Yoktu içerisinde. E peki hocam bu işgaller neydi? Yunanlıları çıkardılar, bizi meşgul etsin. Kendileri Lübnan'ın haritasını çiziyorlardı o sırada, Suriye'nin haritasını çiziyorlardı, Irak'ın haritasını çiziyorlardı. Bu devletlerde mandater yönetimler kuruyorlardı. Biz onları meşgul etmeyelim. Türklere belli olmaz, bir sabah atlarına atlar gelirler burada, biz masada çalışırken iş bozulur. Bu işgallerin nedeni buydu. Ve sadece Yunanlılar ciddi manada işgalde vardılar. Efendim Antalya'yı işte İtalyanlar işgal etmişti. Hayırdır, niye? Utanmadan, sıkılmadan, profesör ünvanı, ilim adamı titri taşıyan, ahlaksız hayasızlar. Bu yalanı onlar koydular. Efendim, İtalya'nın yeni yöneticileri eski Roma İmparatorluğunu tekrar canlandırmak düşüncesindeydiler. Onun için gelip Antalya'yı işgal etmişler. Ne kadar asker çıkarmışlardı söylesenize. Birer tabur asker. Bunlar gözetleme askerleriydi tamamen. Bu işgal oydu. Ve 90 senedir bu yalan pekiştiriliyor. Ege'nin bütün vilayetlerinde 90 senedir Kurtuluş Günleri düzenleniyor.
Yunanlı çocuk. Suçu onların üzerinde. Bu imparatorluğu yıkan, tasfiye eden İngiltere'dir. 80 milyon bu coğrafyada insan yaşıyor. İngilizlere husumet besleyen bir tek adam yoktur Anadolu topraklarında. Niye? Düşmanı Yunanlı. Onu işaret ettiler. Ya Yunanlı bizim nasıl düşmanımız olur ya? 400 sene bir valiyle yönettiğimiz bir eyaletimiz de orası. Diyarbakır eyaleti gibi. Trabzon eyaleti gibi bir eyaletti. Halen nüfusu İstanbul'un yarısı kadar, açlıktan da nefesi kokuyor. Yani siz Koca Yusuf'un karşısına, burası bir güreşçi memleketi Balıkesir, Kurtdere'nin karşısına ilkokul 3. sınıfa giden 12 kiloluk cılız bir çocuğu çıkarmışsınız. Kurtdere'li de onu yenmiş. Durmadan her sene ben onu yendim diye bayram ediyor. Siz manyak mısınız ya? Aklınızı mı kaçırdınız? Düşman arıyorsa kendine uygun. Şimdi sizin aranızdan birisi kalsa gelse buraya deseler ki gelin bilgi yarışması yapalım. Hocam ar rakibi bu. Kim olursa olsun aranızda tarihte. Ben onu kendime yediremem ya. Ben tarih profesörüyüm. Şimdi bir mühendis, bir doktor veya bir esnafla ben nasıl onu yapabilirim? Benim karşıma bir tarih profesörü getireceksiniz. Eğer kendine düşman arıyorsan, bak Rusya yakışırsan, İngiltere yakışır, Fransa yakışır, Almanya yakışır. Bula bula bizim evin yaramaz çocuğu. Yahu Dimitri benim komşumdu. Bir de 70'li yıllarda bir de yanına bir Ermeni koydular. Yahu Avuk da benim komşumdu. Bizim evin yaramaz çocuklarıydı bunlar. Ermenilerle 850 sene bir arada yaşadık. Rumlarla 450 sene yaşadık. Onları kışkırttılar. Biz de birer tokat vurduk. Hepsi bu. Türk tarihçileri Yunan arşivlerine bakmıyorlar. Mudanya Anlaşması imzalandığında darbe yapıldı Yunanistan'da. Yüzlerce belge var, İngilizler bizi kandırdılar. Bize Ege bölgesini, İstanbul'u vaat ettiler, Türkleri bizi götürdüler, meşgul ettiler. Daha şu Suriye sınırı çizilirken 1921 Fransa'ya bayram değil, seyran değil. Arkasından Londra konferansı topladılar, Londra konferansında İngiltere ile Fransa bizim tarafımızı tuttu. Çünkü iş belliydi. Bu tarih tezi, bu harita, bu Sevr haritası, okullarınızdaki Sevr haritası 1927 yılında Türk Genelkurmayı'nda uydurularak çizilmiş bir haritadır. Bu bir onların da işine geliyordu. İngilizler unutturuldu bu haritayla, Sevr budur denildi. Sanki bu topraklar hiç bizim değil. 1000 sene yönettiğimiz coğrafya. Tarihte Suriye diye bir millet olmamış, bir devlet olmamış. Irak diye bir coğrafya, bir devlet olmamış. Irak diye bir millet yok. Buralar bizim topraklarımızdı. Fakat o tarihi hafızayı gömdüler burada. Ondan sonra bunun üzerine. Neyse Lozan'a gittik. Lozan. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş bildirgesidir. Resmi tarih tezi budur. Hayır. Lozan imparatorluğun defin ruhsatıdır. Bize imzalattılar. Ankara hükümetine imzalattılar. Ticaretle uğraşanlara, maliyecilere, muhasebecilere sordum. Yıllarca. Dedim ki şu Sındırgı'da bir tane market açsak, iki ortak, bir de bir şirket kursak, adi şirket, iki ortaklı şirkete limited şirket diyorum. 2 sene işletsek,
Sonra tasfiye etsek bu marketi. O şirket, o limited şirket, iki kişilik adi ortaklıktan oluşan o şirket, maliyede bunun kapanması, tasfiyesi ne kadar sürer diye sordum. En düşük söyleyen hocam 2 yılda olur dediler. 4 yılda sürebilir, 5 yılda sürebilir. Ya bir marketin tasfiyesi maliyede, bir limited şirketin tasfiyesi en az diyor 2 yıl olur. Koca bir imparatorluğun tasfiyesini 8 ayda nasıl yaparsınız? Dünyada bunun başka bir örneği yoktu. Kardeşim, barış imzala. Otur bir heyet tespit et, Bulgarlarla otur. 100 binlerce adam orada evini, barkını, tarlasını, dükkanını, bilmem neyini bıraktı geldi. Oturun onları konuşun Bulgarlarla. 10 sene sürsün görüşmeler. Öyle tasfiye edin. Bir heyet Yunanistan'la, bir heyet Suriye'yle, bir heyet Irak'la, bir heyet Lübnan'la, bir heyet Mısır'la, bir heyet Suudi Arabistan'la, Kuveyt'le, Bahreyn'le, bilmem ne. Birer tane heyet şey edin, 5'er 10'ar sene otursunlar, tasfiye etsinler. Yahudinin biri Balıkesir'de emlakçılık yapıyormuş. Oğlu da ona yardımcı oluyor. Oğlan geliyor, baba falan yerde bir ev var. Yahudi soruyor. Oğlum, satan adam babasından mı kalma, yoksa kendi mi almış onu böyle alın teriyle çalışarak? Babasından kalma diyorsa Yahudi hemen gidiyor. Yok, kendi almışsa diyor, oğlum bize yaramaz diyor. Osmanlı'nın tasfiyesi peşini gezmeyeceksiniz. Size bir devlet bırakıyoruz, yeter bu. Ve biz de bunu böyle kabul ettik. Cumhuriyeti kurduğumuz zaman hakikaten çok zor şartlarda kurduk. Bir nüfus sayımı yaptık. 14 milyon nüfusumuz vardı. 14 milyon. Bunun 8,5 milyonu kadındı. Bu 8,5 milyonun 6 milyonu Balkanlar, Yemen, Sarıkamış, Çanakkale şehitlerinin dul hanımlarıydı. 6 milyon dul hanım. Geri kalan 5,5 milyonun 4 milyonu bu şehitlerin yetimleriydi. 1,5 milyon erkek nüfusumuz vardı. Bunun 1 milyonu savaş artığı tamir edilen gazilerimizdi. Kiminin bacağı yok, kiminin kolu yok, kiminin gözü gitmiş, kiminin kulağı gitmiş. Perişan. Bu gaziler evlerine, köylerine döndüler. Her evde 4-5 tane yetim var ve bunların karınlarını doyurmak gerekiyor. Tarlaya ekecek tohum yoktu ve çift sürecek öküz de yoktu. Ben 60'lı yıllarda rastladım ya. Adam tarlada eşeğini koşmuş çift için o şeye, eşeğin boynuna geçmiş, öbür tarafını da kendi boynuna geçirmiş, karısı da çifti sürüyor, kara sabah sürüyorlar. 60'larda bile. O şartlarda biz bir devlet kurduk. 40 senedir gerek gittiğim konferanslarda, gerek üniversitelerdeki derslerimde binlerce defa şu soruyla karşılaştım ben. Hocam, bu Lozan'ın gizli maddeleri varmış. Bunlar ne? Bunu merak ediyorum insanlar. Son zamanlarda da Tayyip Erdoğan 2023 dedikçe, hocam o 2023'te bu yüzyıl doluyor, o gizli maddeler kalkıyormuş, Tayyip Bey onun için bunları söylüyor herhalde. Nedir o madde?
Lozan'ın gizli maddeleri falan yok. Lozan'da bize tembih edilen şeyler vardı ve biz bunu harfiyen yaptık. Dediler ki, dünyanın başına bela oluruz. Bakın, İngiltere, üzerinde güneş batmayan imparatorluk, dünyanın dört bir tarafında sömürgeleri var. Fakat biz oraları gidip vatan yapmadık. Bizim vatanımız şu adalar toplu. Fransızlar da öyle, Almanlar da öyle. Siz doğuda Çin Seddi'ne dayandınız. Kuzeyde Bering Boğazı'ndan Amerika'ya geçtiniz. Hunlar kanalıyla Avrupa'ya girdiniz. Ta İspanya Atlas Okyanusu'na kadar geldiniz. Babürlerle Hindistan'da koca bir imparatorluk kurdunuz. Selçuklularla Orta Doğu'yu ele geçirdiniz. Bir 350 sene yaşayan bir imparatorluk kurdum. Sizin köleleriniz gitti Mısır'da, devleti ele geçirdi, koca bir Memlük imparatorluğu kurdu. Çoban Osman diye bir adam çıktı 300 çadırda bir beylik kurdu. Ondan bir cihan imparatorluğu doğdu. 450 sene ta Viyana önlerinde ancak sizi durdurabildik. 450 senedir zordan Avrupa'dan çıkardık. Aklınızı başınıza toplayın. Bu Anadolu toprakları size yeter. Bakın, yollarınız yok, yolunuzu yapın. Okulunuz yok, okul yapın. Hastaneniz yok, hastane yapın. Fakat Kuzey Afrika'da ne oluyor? Size ne? Basra Körfezi'nde hangi dalga kıyıya vuruyor? Görmeyeceksiniz. Balkanlarda hangi türkü çığırılıyor? Dinlemeyeceksiniz. Biz buna harfiyen uyduk. Uyunca da hoşlarına gitti. Bize para da vermeye başladılar. Bilmem ne ettiler. Nihayet İkinci Dünya Savaşı geldi. Kısadan gidiyorum. Bizi Batı Paktı'na da aldılar. Artık NATO üyesiyiz, Birleşmiş Milletler üyesiyiz. Batı dünyasının bir parçasıyız. Ama yerimizi bilmemiz gerekiyordu. NATO üyesi, Birleşmiş Milletler üyesi ama yani durumun ne, konumun ne? Örneklerle gideceğim. Sene 1958. Irak'ta bir darbe yaptı Amerika. Kralı devirdiler fakat kralı tutan aşiretler var. Ayaklandı aşiretler, hiç savaş çıktı. Darbe bastırmaz. Ne darbe bastırabiliyor ne onlar darbeciler hakim olabiliyor. Aynı bugünlerde olduğu gibi hayatından korkan Musullu, Kerküklü, Zaporlu, Erbilli kuzeye doğru geliyorlar. Bizim sınırlarımıza doğru. Devlet de önlem aldı. Ya göçmenler geliyor. Piyade birliklerimizi Urfa, Mardin sınırına götürdük, koyduk. Ya gelenleri içeri sokmayın, tutun orada. Bir baktık bir sabahleyin Amerikan Büyükelçisi Başbakanlığa geldi. Randevusuz. Müsteşar o iki katlı eski bina. Müsteşar aşağı inmeye çalışırken merdivende karşılaşıyor, şaşırıyor. Bu Amerikan Büyükelçisi'nin ne işi var? Aman diyor. Ekselansları, ne oldu? Cevap vermiyor sorusuna. Başbakan nerede diyor. Efendim bakanlar kurulu toplantısı var diyor. Bizim müsteşarı gidiyor, doğru bakanlar kurulu salonun kapısını açıyor. Herkes şaşırıyor, Amerikan Büyükelçisi. Bakanlar kurulu kapısını açıyor. Herhalde diyorlar ki kıyamet koptu ki bu adam geldi böyle birdenbire. O şaşkınlıkta rahmetli Menderes'e dönüyor diyor ki odaya gel. Bu kadar. Başbakan yerinden kalkıyor odaya giriyor. 15 dakika bir görüşme yapılıyor. 15 dakika sonra çekip gidiyor. Bundan 3-3,5 ay önce Ülke TV'de sıra dışı tarih programında o büyükelçinin bu görüşmeyle ilgili gizli çekilmiş telgrafını yayınladım.
İnternete girerseniz onu bulursunuz, o belgeyi görür. Büyükelçi bu görüşmeyi kendi Dışişleri Bakanlığı'na telgrafla bildiriyor. Büyükelçi diyor ki başbakana, güney sınırınızda bir hareketlilik gördük. Yani askerlerinizi oraya diziyorsunuz. Irak sınırına adım atmayacaksınız. Bu bir rica değildir diyor. Diplomaside rica değildir ne demek? Bu bir emirdir. Başbakanın ona cevabı, onu da yazmış oraya. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizde barışa ve huzura yaptıkları katkıdan dolayı minnettarız, müteşekkiriz. Bak, darbe yapmış, kan gövdeyi götürüyor, başbakan barış ve huzura yaptığı katkı diyor. Menderes kötü bir adam değildi, Allah mekanını cennet eylesin. Güç meselesi, güç meselesi, dış politik. İçinden kan akarak bunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemizde barışa ve huzura yaptığı katkıdan dolayı minnettarız, müteşekkiriz. Devam edelim. Yarım saat içerisinde Amerika'nın tavsiyelerini Sayın Cumhurbaşkanı'na götüreceğim. Ve hemen bu konuda bir kamuoyuna açıklama hazırlayacağız. Size, sizin onayınızı aldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapacağız. Bayrağınızın dünyanın en güzel bayrağı olması. İstiklal Marşı'nızın dünyanın en duygusal İstiklal Marşı olması sizin bağımsız olduğunuzu göstermiyordu. İlkokul bebelerine her sabah İstiklal Marşı söyletirsiniz. Hazır ol da tutarsınız. Ama bağımsız değildiniz. Amerika buydu. Ve sizin konumunuz oydu. Orta Doğu'da 52. Amerikan eyaleti. Karakol. Dışarıya da ihraç edeceğimiz tek malımızı söylemişlerdi. Mehmetçiğin kanı. En ucuz asker. Rahmetlik Menderes, hani biz hep söyleriz, işte 1960 darbesi, bir çete şöyle etti, bir geçin bunları. Köpeklere bakmayın, sahiplerine bakın. Sahnedekilere bakmayın. Perde arkasındaki yönetmenle senariste bakın. Yani 16 TL almayın. Kalkıp efendime söyleyeyim darbe yapacak. Emekliye ayrılmış bir general de getirip başına koyacaklar. Ondan sonra bir bakanla iki tane bakanı asacaklar. Hayır. Menderes bir gün Amerika'ya. Bu kadar da uyumluyum. Amerika'dan kredi istedi. Ne yapacaksın? Dedi ki biz tarım toplumuyuz. Sındırgı'da vatandaş kazma, kürek, bel, tırpan, dehre, orak bunlar lazım oluyor. Para verin bir demir çelik fabrikası kuralım. Bu çiftçimize bu alet edevatı yapıp verelim. Amerika döndü dedi ki ya sizin orada hurdacılar var. Niye boşuna para veriyorsunuz? Onlar topluyorlar hurdaları. Eritin yapın işte. Ensesini kaşıdı geldi. Oturduğu yerde konuştu mu? Rus büyükelçisi de duydu mu? Kendi hükümetiyle görüştü. Geldi Menderes'e dedi ki Rusya'ya gir. Gittik oraya. Biz kurarız dediler. Parasını da biz koruduk. Bu İskender'in derinden bir çelik var ya o işte. İş imza şeyine kaldı. Ha, sen benden para istiyorsun, vermeyince başka kapılara gidiyorsun. Eksen kayması he? İhtilalin gerçek sebebi budur.
Menderes idam edilecek bir suç işlememişti. Nitekim vatan ihanetiyle o dönemin hukuk haysiyetinden yoksun olan, hukuku, Türk adalet sistemini kara bir lekeyle karalayanlar vatan ihanetiyle neyle buldular biliyor musunuz? O İstanbul'daki Vatan Caddesi var ya, dediler ki bunu çok geniş tutmuş. Fakir fukara milletin vergileriyle bunu yapmış. Milletin parasını çarçur ettiği için vatana ihanet etmiştir. Bununla astılar. Amerika astı. Bunu niye astırdı? Zaman zaman bizim siyasetçilerimiz bunu söylerler. Mesela rahmetli Gözal dedi ki, kefenimi giyerek ben bu yola çıktım. Uzun adam da bunu sık sık söylüyor, dikkat et. Bu batıya mesaj. Böyle zaman zaman yoldan çıktık mı askeri darbelerle bunu şey ediyorlar. Devlet adamlarımızın tavrı nedir? Mesela Kerem Paşa 80 yılında işte bir askeri darbe yaptı. 83 yılında normal siyasi partiler seçime girdiler. Normal hayat başladı. Kerem Paşa da Cumhurbaşkanı oldu darbe lideri olarak. Teşekkür için Amerika'ya gidecekti. Darbeci olarak gitmedi tabii. 3 sene sonra halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı sıfatıyla randevu istedi. Zaten darbe gecesi Amerikan Büyükelçisi'nin çektiği telgraf çok meşhur oldu. Her zaman söyleniyor. Endişeye mahal yok, bizim çocuklar yaptı. Evet, onların çocukları yaptı. Fakat FETÖ'nün puşları kadar namussuz değiller. Böyle milletin başına kurşun yağdırmadılar. Kenan Evren Cumhurbaşkanı olarak teşekkür ziyareti için randevu istedi. Bir ay geçti, iki satır bir yazı geldi. Başkanın programları çok yoğun, değerlendiriliyor. Tamam. İkinci ay yine öyle bir yazı geldi. Üçüncü ay yine öyle bir yazı geldi. Dördüncü ay yine öyle bir yazı geldi. Beş, altı aynı yazı. Altıncı ay bitince Büyükelçi Çankaya Köşkü'ne geldi. Ya dedi, çok mahcup oldu size, biz müttefikiz, stratejik müttefik hem de. Sayın Başkan da buna çok üzgün. Başka devletlerle randevu istiyorlar, bir yıldır alamıyorlar ama Türkiye ayrı bir önem veriyor. Sayın Başkan dedi ki, ama bu kadar uzatmayın, randevu falan boş verin. Sayın Evren gelsin, burada bir hafta misafirimiz olsun, bir hafta içerisinde bir boşluk bulduk mu görüşeceğiz. Tabii biz özel muamele yapıldığı için, bakın randevusuz falan davet ediyorlar. Alayla, varayla Kenan Paşa gitti Amerika'ya. Büyükelçilikte oturuyor. 7 gün içerisinde bir birinci gün mü, üçüncü gün mü belli değil. Telefon çalmayacak mı telefonu? 6. güne kadar telefon gelmedi. 7. günde telefon geldi. Sayın Başkan, Sayın Evren'i bekliyor, buyursun gelsin. Kenan Evren gitti Beyaz Saray'a. 7 dakika sürdü görüşme. Şimdi bak, 7 ayda randevu. 7 gün bekle, 7 dakika görüş. Hürriyet gazetesi bu görüşmeyi şu manşette verdi. Türkiye için büyük onur. Amerikan Başkanı Cumhurbaşkanımızı kabul etti. Kardeşim, devletlerin de diplomasi dili vardır. 7 ay, 7 gün, 7 dakika. Bileceksin konumunu. Bizim devlet adamlarımız da bunu bildiler. Mesela Demirel'in Baba Puş dönemindeki bir ziyareti var. Gençler, bunların hepsinin fotoğrafları var internette ha. Şimdi Baba Puş böyle oturmuş. Aynen şöyle oturmuş.
Haberi sadece değdirmiş haberi. Rahmetli Gecevit'i söylemeye lüzum var mı? Obama'nın şey Clinton, Hillary'nin kocası bir halk yemişti oral ofiste. Orada karşıladı. O yuvarlak koltuğun üzerine bir yandan ayağını böyle atmış pezevenk, öbür yandan elinde böyle önünde. Bizim Ece da böyle hastaydı zaten, titriyor. Böyle alıştırdılar, siz busunuz. Ha, sen Expo 2016 düzenlersin Antalya'da. Arabaların sınırını 350 metre öteye korsun, rehber de vermezsin mihmandar. Giriş kapısının önü böyle bir basamak da var, orada da durmazsın, tam burada duruyor. Uzun adam. Obama 350 metre yürüyerek geliyor tek başına. Hiç yerinden kımıldamıyor. İçinden ne geçiriyor bilmiyorum Obama. Yahu bari in şurada karşılayı, orada da geçiriyor. Elini uzatıyor, tokalaşıyorlar. Bir ara konuşurken şöyle bir tane de makas alıyor Obama. Ve bu fotoğraf bütün dünyaya servis ediliyor. Amerika'nın stratejik akıl üreten bütün kurumların uykusunu kaçırıyor. Putin geliyor. O yüzden gelme gelme tamam. 350 metre o da yürüyerek geliyor. Öyle bir yerde fotoğraf çekiliyor ki böyle subayın önünde emir eri dinler ya, aynen böyle bir fotoğraf çektirip servis ediyor. Tabi uzun adam da çok ileri gidiyor. Akşam kıyamet kopacaktı odada, gece 2'de odaya çıktığında. Gece 2'de odaya çıktı, Emine Hanım yapmamış. Emine Hanım sen niye yapmadın? Ses yok. Cevap yok. Ne oldu? Burak bir karış. Kadın işte. Burada oturuyor. Tayyip Bey burada oturuyor, Merkel bu tarafta. Tayyip Bey bir şeye şey diyor, Merkel ona bakıyor. Tayyip Bey Emine Hanım da böyle ona bakıyor. Şimdi evreni öyle bekletirsin, Sülo'yu öyle oturtursun, Ecevit'i öyle titretirsin. Ulan bu uzun adamı, hani derler ya erken öter horozun kafasını keserler, vallahi bunu 100 sefer yok etmeliydi. 100 sefer. İsrail 48'den bu yana, bakın üzerinden neredeyse 70 sene oldu. Yüzlerce defa katliam yaptı. Yüzlerce defa Birleşmiş Milletler'e müracaat edildi. Bir kınama kararı denildi ya, bir kınama kararı. Yani de ki ya ayıptır, yazık ha bunları bu kadar böyle fazla vurma. Bu kadar. Çıkmadı bir kınama kararı bugüne kadar. Dünyada hiçbir devlet adamı, siyasetçi, İsrail'e gözün üzerinde kaşık var diyemedi bugüne kadar. Amerikan başkanları dahil. Ecevit'in
üçlü koalisyon döneminde başbakan olduğu dönemde bir başbakan bakanlar kurulu toplantısından çıkıyor. Bakanlar kurulu toplantısı sürerken İsrail Lübnan'da bir Filistin kampını bombaladı. Kadın ve çocukların sadece olduğu bir kamp. 380 kişi öldü, kadın ve çocuk. Gazeteciler kapının önündeydi. Ecevit toplantıdan çıkınca hemen mikrofonlar uzandı. Efendim dedi ki, İsrail Lübnan'da kadın ve çocukların olduğu bir kampı bombaladı. 380 çocuk ve kadın öldü. Ecevit yorgun, ayaküstü. Bir katliam dedi, gitti. Sabahleyin saat 9 televizyonlar açıldı. Sizin kalabalığınızdan fazla dünya medyası orada, bütün televizyonlar orada. Ecevit mavi gömleğine kravatı takmış, oturmuş, titriyor böyle. Dün şu saatte Bakanlar Kurulu toplantısının, uzun süren bir Bakanlar Kurulu toplantısından sonra çıktığımda ayaküstü gazetecilerin sorduğu bir soru üzerine ağzımdan çıkan bir yanlış kelime yüzünden Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak Türkiye Cumhuriyeti adına İsrail'den özür diliyorum dedi. Bu. Sen şimdi İsrailli sıradan bir diplomat değil. Bir şey değil. Ve bütün dünyaya canlı yayın Davos'ta. Kalkıyorsun karşısındaki adam. İsrail devlet başkanı üstelik. Önce Tevrat'tan Evamiri Aşere'nin katle ilgili şer'i hükmünü hatırlatıyorsun adama. Ondan sonra diyorsun ki siz katilsiniz. Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz. Deprem oldu dünyada. Televizyonlar açık. Uzun adam kalktı yürüdü. Program orada bitti. Televizyonlarda hemen yandaş medya. Hani şimdi asıyorlar, kesiyorlar, hiç kimse şey etmiyor. Hepsi efendim, yani evet, Sayın Başbakan'ın üslubunda bir sorun var. Yani diplomaside, yani FETÖ'nün kararı da o zaman öyle diyordu. CNN'de Onur Öymen var. Şey mi olur falan. Bir baktık televizyonlardan alt yazı geçti. İsrail Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan'dan özür diledi. Allah! Bizim yandaş medyadakiler bir daha kaplan kesildiler. Birdenbire kediye dönmüşlerdi, kaplan kesildi. Ve onu en güzel ifade eden bir Yunan gazetesiydi. Manşeti şöyleydi. Gezegenimizde herkesin düşündüğünü o söyledi. Savcı Sayan'ın güzel bir anekdotu var bununla ilgili. Diyor ki Ağrı'da adayım, o zaman CHP'de, CHP'den aday olmuş. Savcı Sayan, ağalarlar onlar, gerçekten çok köyleri var, şeyleri var. Diyor ki bir köye gittim, bizim köyde bizim. Yani bizim derken ben o köylü değilim. Ağaların 40 tane köyü var. Topraklar onların, diğerleri araba. Bir tane Hacı Hüsnü vardı. Yaşlı. Baba dostum ben üstelik diyor. Gittim ama neyse çay söylediler. Dedim ki Hacı Hüsnü amca, ben ziyaret için geldim zaten, köy size emanet. Yani ben adayım. Dedi sana oy vermem. Niye dedim? Ben dedi Teyip'e vereceğim. Teyip. Teyip'e vereceğim. Ya
Hacı Hüsnü amca, sen benim babamın arkadaşısın. Beni de biliyorsun yani. Ben bu memleketin çocuğuyum. Ben şöyleyim, böyleyim. Yok, ben ona vereceğim. Ama köy de ona vereceğim. Ya niye? Ne yapmış? Yok, vabdülük dedi ya. Ya Hacı Hüsnü amca, Van Münit, yani ne var Van Münit'te? Sen Van Münit ne dediğini, ne demek, sen biliyor musun? Dedi, o döndü bana dedi, ne demek? Dedim ki Van Münit İngilizcedir. Bir dakika dedik. Bir dakika, yani bunda ne var, böyle büyütüyordunuz, şey ediyordun falan. Diyor, döndü bana dedi, yok öyle demek değil. Ya ne demek? O şöyle demek. Ulan akarsam senin... Savcı sayan vallahi dedi hocam, o gün anladım ki cahil dediğimiz bu millet bizden daha feraset sahibi. Şimdi Türkiye 2007 yılına kadar, 2007 yılına kadar bağımsız bir ülke değil. Batı'nın 2007'den sonra bu kadar üzerimize geliş sebebi bağımsızlık iddiasında bulunduk, artık bağımsız dedik. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın boyu uzun, namaz kılıyor, oruç tutuyor, konuşurken Allah peygamber diyor falan, ondan dolayı gelmiyorlar içeri. Türkiye bağımsız bir ülke olduğuna rağmen bağımsız. Bütün hadise o, ipi elden bırakmak istemiyorlar. Şimdi Sevr'i bir tarafa koydum. Bu Cumhuriyet döneminde böyle bir yanına koyup bir şey daha anlatıp bitireceğim, üçünü birleştireceğim. Onun gitmesi gerekiyor. Bir şekilde gitmesi gerekiyor. Biraz geriye gideceğim, bir olay anlatacağım. Aynı olsun ki FETÖ'yü anlayasın. Irak'ta 2002 yılının sonu, hani bu meşhur tezkere meselesi var ya, bizim meclisten geçmedi. O tezkere şuydu, Amerika bize dedi ki, biz müttefikiz ya, kuzeyden beraber girelim, ben güneyden de girerim, biz de olur dedik. Adamlar silahlarını getirdiler İskenderun'dan, Mardin'e taşıdılar, koydular, biz dedik ki biz demokratik bir ülkeyiz, meclisimiz var, yok ya. Vallahi oraya soracak, ben sorum dedi. Meclis hayır dedi tezkereye. Amerika'da dedi ki, bunu not ediyorum. Tekrar o silahlarını topladı, İskenderun'a getirdi. Oradan Körfez'e geldi, yani Basra Körfezi'ne çıkarmayı oradan yapacak. Savaş naklen yayınlanacak. Amerika oradan çıkarma yapacak. Saddam'la meydan okudu. Gelsinler de günlerini göstereyim. Şimdi bütün kanallar, ulan bu savaş televizyonlarda nakle yayınlanacak. Herkes bir emekli general sözleşme yaptı onlarla. Her akşam haberlerden sonra CNN'de, Habertürk'te, Kanal D'de, Show TV'de, Star'da vesairede hepsinde birer tane emekli general var. Bazen harita gösteriyorlar, Irak haritası, bazen de görüntüleri veriyorlar, o generaller de anlatıyorlar. En şaşalısı da CNN Türk'ün generali. Bizim yandaş medya o dönemlerde fakir olduğu için, onlar da emekli binbaşı, böyle yarbay falan bulmuşlar, öyle boymuşlar. Ondan sonra anlatıyorlar, onlar çıkarma yaptı. Allah Allah, bir ülkenin sınırlarından başka bir ülke, Amerika diyorum ama tek ülke değil, koalisyon. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İsrail hepsi var. Ama Amerika'nın komutasında çıkarmayı yaptılar. Ama ortada kimse yok. Irak ordusu yok. Irak'ın ordusu da o gün Orta Doğu'da en güçlü orduydu. Amerika, Irak'ı İran'la savaştırdı 8,5 yıl. Irak'a silah verdiler, hem de iyi silahlar verdiler. Mesela Türkiye'nin en güçlü olduğu dönem,
Şu anda 595 tane savaş uçağımız var. Saddam'ın o gün 650 tane savaş uçağı vardı. 550 de tankı vardı. Ortada yok bunlar. Amerikalılar da böyle ellerini kollarını sallaya sallaya ilerliyorlar. Generaller izah ediyor. Diyorlar ki, nerede bu Irak ordusu? O CNN'deki özellikle söylüyor. Sonra çoğunu anladım. Dışarıdaki kanalların, generallerin dinlediklerini dinliyorlar. Akşam bize satıyorlar. Efendim diyor, Saddam sadece bir siyasetçi değil. Çok iyi bir kurmay subayı aynı zamanda. Ben çok yakından tanırım. Ben Bağdat'ta 3 yıl askeri ateşelik yaptım. Böyle malumatmış diyor. Diyor ki, Saddam niçin karşılık vermiyor? Amerikan ordusunu çöle çekiyor. Amerikan ordusunun çölde savaşma tecrübesi yok. Çölde boğacak. Ulan insan aklınıza yatıyor hakikaten. Karşılık vermeyince, evet diyorsun Amerikan ordusunun çöl tecrübesi yok ama Irak ordusu çölde tecrübeli. E peki, çöle çekiyor iyi de bu Amerika şeyin, Irak'ın uçakları nerede? Tankları nerede? Aa diyor bak. Onları da diyor çölde büyük hangarlar yapmış. Uçakları ve tankları o hangarların içine yerleştirmiş. Üstünü de ince bir kum tabakasıyla örtmüş. Amerikan ordusu çölün ortasına gelince birdenbire böyle o kumların altından uçaklar, tanklar çıkınca zaten kalp krizine gidecekler. Vallahi çok güzel ama çok da akla yatıyor. Neyse geldiler. 21 günde geldiler oraya. Geldiler çölde, o çölü de geçtiler, bazı da geliyor. E ne oldu? Bu sefer dediler ki şey, Saddam fikir değişti. Amerikan ordusunu çölde yok edebilirdi ama %20-30 da zayiat verir. Saddam zayiat vermeden Amerikan ordusunu yok edecek. O nasıl olacak? Saddam'ın cumhuriyet tümenleri diye 3 tane tümeni var. Her tümen 15 bin kişiden oluşur. Yani 45 bin kişi. Bunlar özel yetiştirilmiş. Hepsi birer Rambo gibi. Bunları Saddam İran Savaşı'nda da kullanmadı, cepheye sürmedi. Bunların görevi Saddam'ı ve rejimi korumak, şehirde yaşarlar, silahlarıyla sokakları gezerler. Ve öyle bir eğitim almışlar ki, sineği gözünden vururlar. Amerikan ordusu Bağdat'a girdiğinde bunlar sinek avlar gibi ve hiç zayiat vermeden Amerikan ordusunu yok edecekler. Ulan bu da akıllı. Biz de inandık. Bekliyoruz şimdi bu Amerikan ordusunu bu Rambo'lar nasıl şey edecek? Geldi 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 Bağdat'ın önüne geldiler, ortada yok. Vallahi girdiler Bağdat'a. Sonra Bağdat meydanına geldiler. Saddam'ın orada bir heykeli vardı. Bir de bir ip attılar boynuna, bir kemer çektiler, onu da devirdiler. Ortada ne bir uçak, ne bir asker, ne bir tank, ne bir tabanca, hiçbir şey yok. Bütün dünya televizyonları, bizimkiler dahil, dediler ki, ne oldu Irak ordusu? Buharlaştı dedi. Şimdi biz bir devletiz. 800 sene Irak coğrafyasını biz yönetmişiz. Halen orada bizim yaşayan halk, bizim dindaşımız, bizim bir kısmı ırktaşımız, bir kısmı akrabalarımız, bir kısmı Kürt kardeşlerimiz, bir kısmı Arap kardeşlerimiz. Yahu merak etmez mi bir devlet olarak? Bu Irak ordusu nereye gitti ve bu koca ülke nasıl teslim alındı? Benim 80 yaşındaki anam bir sabah gördüm, komşunun kapısına dayanmış, daha karanlık. Anne ne dövüyordun, adamlar yatıyorlar. Akşam diziyi seyrederken uyumuşum, Ayşe Hanım'a söyleyeyim. Hele o ne oldu dizide?
Ya anne dur, iki saat sonra şeydi benim. Oo Ayşe Hanım kalkmıştır diyor. Meraktan bekleyemiyor. Anam bir diziyi merak ederken sen koca bir devlet olarak o komşun, o kadar da uzun sınırın var. Hiç mi merak etmezsin? Milli İstihbarat Teşkilatı var. Askeri istihbaratın var, büyükelçiliğin var. Sen bunu nasıl merak etmezsin? Bir gün bir dosya aldım bir yere götürdüm. O dosyaya bakmadım ben de, uzatmayayım. Kurumun adını televizyonlarda da söyledim, canları sıkmış biraz bunlar. 15 Temmuz darbesinden sonra o dosyayı çıkardılar, koydular ortaya. Irak'ta bir tarikat var. Duyanlar varsa benden duydular televizyonlarda. Kesnezani tarikatı. Kadiri tarikatının bir kolu. Başındaki adam Muhammed bin Abdülkerim el-Kesnezani. Kesnezani meçhul kimse demek. Bu adam Irak'ta her mahallede bir tekke açmış. En ücra köyünde de bir tekkesi var. Üç hanelik bir mezrada bile bir tekke kurmuş. Bağdat'ın içerisinde yüzün üzerinde tekkesi var. En şaşalı yerlerde. Çok da zengin. Üç tane oğlu var. Birinin adı Nehru, birinin adı Gandhi, birisinin adı Malas. Yani düşünün. Sındırgı'da bir Kadiri veya Nakşişehir'i düşünün. Üç tane oğlu var. Birisinin adı Ago, birisinin adı Dimitri, birisinin adı Haleva. Demez misiniz ki ya bu ne isimler? Üç tane putperestin adını koymuş. Nehru bütün Irak petrol ihracatını yapan şirketlerin sahibi. Gelen paranın yarısını Saddam'a veriyor tabii. Gandhi bütün spor kulüplerini, bizdeki federasyon gibi, ve bütün sivil toplum örgütlerinin şemsiye yöneticisi de o. Malas'ta bütün askeri ihaleleri onun şirketleri yapıyorlar. Paranın yarısı Saddam'a gidiyor. Saddam da bu şeyhe aşık. Muhterem Hoca Efendi. Bu tekkeleri şehirlerde nasıl yaptı? Irak'ın ikinci adamı İbrahim İzzet Edduri. Saddam'dan sonra ikinci adam o. Efendi Hazretleri'nin başbuğusu. Efendi Hazretleri telefon açıyor. İbrahim, emret. Emret efendim, emret mürşidim. Ya şu caddede orada bir bina var, ne kadar güzeldir yeri. Bu telefondan yarım saat sonra tapu müdürü o binanın sahiplerini çağırıyorlar. Eski tapu kayıtlarını çıkarmışlar. Ulan pezevenk, senin iki nesil önceki deden burayı gasp etmiş. Eyvah! Bazı rejim üstelik. Tutukluyorlar, yalvar, yalvar, rüşvetler, binadan vazgeçtik diyorlar, öyle bırakıyorlar. Aynen bizim belediyelerimizin FETÖ'ye okul yeri, dershane yeri, yurt yeri nasıl verdilerse İbrahim Ezzuri bütün Irak'ta o yerleri Kesnezani tarikatına böyle verdi. Ve üniversite sınavına girecek, devlette memuriyete girecek veya bir mevkiye gelecek tarikattan onay almadan hiç kimse bir makama gelemiyor. Hiç kimse. Asker, yargı, başmüritleri.
Genelkurmay Başkanı onun biriydi. Hava Kuvvetleri Komutanı onun biriydi. Kara Kuvvetleri Komutanı onun biriydi. Askeri İstihbarat Daire Başkanı onun biriydi. Saymamak için söylüyorum. Saddam'a 3 çocuk veren, 40 yıl aynı yastığa baş koyduğu karısı Sacide Hayrullah da müridi bu. Amerikan ordusu Bağdat önüne dayandığında Saddam Genelkurmay Başkanı ile İzzet Ebnuri'ni yakasına yapıştı. Ne oluyoruz dedi. Efendim merak etmeyin, her şey kontrol altında. Peki. Telefon bekliyor. Bağdat önüne geldiler. Efendi Hazretlerinden mesaj geldi. Bugün sizin için evinizde oturmak daha hayırlıdır. Bu mesaj üzerine İbrahim İzzet Edduri 45 bin kişilik Cumhuriyet muhafızlarını o anda terhis etti. Silahlarınızı bırakmayınız. Hava Kuvvetleri Komutanı bütün pilotları terhis etti. Kara Kuvvetleri Komutanı bütün subaylarını terhis etti. Askerlerini de evimize gidin dedi. Sen devlet olarak bakın belediyecilik güzel bir şey. AK Parti'nin en büyük eksiği kadroların belediyeci olması. Yol, köprü, tünel, bilmem ne çok kısa sürede ve çok iyi yapıyorlar. Fakat iş bu devlet işi. Başka dengelerine gelince bu kadroların yetersizliği var. Eğer biraz kafalarını kaldırsalardı Pakistan'da Minhacül Kur'an Derneği her sokakta bir Kur'an kursu açılmış orada da. Onun başındaki deyyus da Muhammed Tahir Kadri Kanada vatandaşı 7 senedir orada. Sakal makal mükemmel, sarıkları mükemmel. İslam dünyasının önündeki 100 yıl en büyük tehlikesini söylüyorum burada. Bir kere defalarca televizyonlarda söyledim. Bakın. Devam. Taliban, El-Kaide, Boko Haram, Nusra, Ahrar, ne derseniz deyin. Bunlar bizim coğrafyamızın çocukları. Mardinli çocuk orada savaşıyor. Trabzonlu çocuk orada, Çeçenistan'dan orada, Malezya'dan, Endonezya'dan, Arnavutluk'tan, Bosna Hersek'ten, Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den. Hepsi bizim çocuklarımız. Dışarıda suç ararken önce kendine bak. Peki bunların gizli servislerle ilişkisi ne? İlişkisi şu. Bizim bahçenin sebzelerini toplamışız. Salatalık, domates, patlıcan, maydanoz, et, tuz, yağ, her şeyi koymuşuz. Aşçı onlar. Ondan istiyor tas kebabı yapıyor, tas kebabı. İmam bayıldı, imam bayıldı. Sebzeli börek, sebzeli börek. Yani bu çocukları CIA, Mossad uzayda bir laboratuvar kurup orada üretip getirip aramıza sokmadılar. Bunlar bizim bahçeden yetişti. Onlar sadece formatlayıp terörize ettiler. İslam dünyası merdiven altı din eğitimini bunun önlemini almazsan Kur'an merkezli, sahih sünnet merkezli ve akıl merkezli. Akıl merkezli. Akademik metot, şeffaflık ve devlet kontrolünde din eğitimine geçmezse İslam dünyasının başı belada kurtulur. Bu yapılar öyle bir yapılardır ki Batı dünyasının hiçbir kurumu bu devletin doğru çalışmıyor.
Niye doğru çalışmıyor? Çünkü liyakat ve ehliyetle o kurumlarda çalışan adamları tespit etmiyoruz. Amcamın oğlu, bizim mahalleli, bizim Galatasaraylı, bizim cemaat, bizim dernek, bizim bilmem ne. Yahu sadece kendi imkanlarınızla bir araştırma yapın, bir aylık bir araştırma yapın. İslam dünyasında son 65 yılda, son 65 yılda Batı'nın yaptığı bilimsel araştırmalar ve projelerin %95'i din sosyolojisi ve din psikolojisiyle ilgili. Bizi çözdüler. Bu yapıları gördüler. Diyor ki başını ele geçir. Gerisi koyun sürüsü gibi geliyor. Biz 80 öncesi solcularla kavga ediyorduk. En fazla da bu Marx'ın din afyondur sözüyle zannediyorduk. Bu komünistler İslam'a hakaret ediyorlar diye kavga ediyorduk. Sonra ben Das Kapital'i okudum okulu bitirince. Bir baktım ki adamın o din afyondur sözü adeta Kur'an ayeti gibi. Adam onunla İslam'a, dine hakaret etmiyor. Kiliseyi, kilisenin gücünün oradan geldi, dinin gücünü orada belirtiyor. Afyon! İki ay önce. Bir tane geldi. Ben itirafçı olacağım. Peki konuştum. İki üç cümle söylüyor, ağlamaya başladı. Neyse elini yüzünü yıkatıyorlar, keskin hadi devam et. Yok diyor, ahiretimi yok eder. Buyur. Bugüne kadar kendi akrabalarım dahil kendisini mağdur kabul eden dini hassasiyetle yani cemaate bulaşmışlığı da yok fazla. Hiçbir tanesinden pişmanlık diye bir şey görmüyorum. Mehdi olarak inanıyorum. Yanlış yapmış. Benim eniştem bana söyledi. 17 Aralık'tan sonra. Ya bak bu adam böyle devam ediyor. Zevahire bakıyorsun. Sen zevahire bakıyorsun. Ulan bir tırları bilmem ne. Onlar önemli değil. Ya Allah Tayyip durmadan artık tokatlıyor mu? Tayyip kaça gidiyor dedi ya. Darbe oldu, başarısız oldu lan. Dedim ne oldu? Ne demiş sen zevahine bakıyorsun, sonuca geliyor dedi. Nasıl? Ya dedi kıyamet geliyordur. Hoca Efendi'nin dedi etrafında ne kadar adam var sen bilirsin dedi. Diyelim ki 3 milyon. Bunlar hepsi samimi mi dedi? Buna dedim vallahi bu öküzün kafası çalışmaya başladı. Dedim herhalde değildir, elbette değildir. Şimdi bunların hepsi dedi cennete mi gidecek Hoca Efendi ile beraber? O darbeyi dedi şunun için yaptı Hoca Efendi. Samimi olmayanlar, menfaat şeyiyle cemaatin içine karışanlar, mevki makam peşinde olanlar, bunlar ayıklansın, korksun, kaçsınlar dedi. Bu iş bittikten sonra dedi, o temiz, saf, inançlı kesim kaldıktan sonra dedi, dedi bir daha darbe mi yapıp, yani darbesi ya dedi, Tayyip kaça gidiyor, Türkiye Cumhuriyeti kaça gidiyor, Hoca Efendi eline bir böyle etti mi, tamam. Şimdi kardeşim, hepimiz bir imtihan dünyasındayız. Ve bizim hayatımız, mesleğimiz, meşgalemiz, neyimiz bunlar bizim imtihan sorularımız. Cenab-ı Hak kulunu muhatap alırken gözüyle, kaşıyla, saçıyla muhatap almıyor. Bir tek şeyle muhatap alıyor. Aklıyla. Hani bir kişinin dinle mükellef olması için akil, baliğ olma şartı diyoruz ya,
5 yaşındaki çocuğa niye namaz kılmıyorsun, bir deliye de niye oruç tutmuyorsun diyor muyuz? Hayır. Akıl Kur'an'da yüzlerce yerde geçer. Muhatap akıl, muhatap akıl. Eğer bir dini sistem size diyorsa ki bu çemberden içeri girerken aklını dışarıda bırakacağız. İtaat edeceğiz. Peki. Bıraktık ve girdik içeri. İmanın birinci şartını söylüyorum size. Büyüklerin sözlerinde ve fiillerinde kusur aramayacaksınız. Hikmet arayacaksınız. Herif bilmem efendiyi kimden görüyor? Bir hikmeti var. Yani açın bu kitaplar. Ben bir tane örnek verip bitiriyorum. Bir gün bir efendi hazretleri müritleri diyorlar ki ona, efendi hazretleri falan müridini bizden çok seviyorsun. Bunun sebebi ne? Bizim ne kusurumuz var? Cevap vermiyor. Biraz duruyor. Onlardan birine diyor ki, dergâhta oturuyorlar, dergâhın önünde de bir deve orada yatıyor. O deveyi diyor, kalk, dergâhın damına çıkar. Efendim nasıl olur? Deve dama çıkamaz ki. Peki. Biraz sonra o çok seviyorsun dedikleri müridi çağırıyor. Diyor ki evladım şu deveyi dergahın damına çıkar. Baş üstüne. Gidiyor devenin kuyruğundan sallıyor çıkmıyor. Boynu tutuyor çıkmıyor. Yeter yeter diyor. Şimdi ondan sonra yorum geliyor bak. İşte bu nedenle diyor. İtaat etmek ve mürşidin emrini akıl süzgecinden geçirmeden kabul etmek ilahi vasıftır diyor. Aklı ortaya sokmak, analiz etmek şeytani vasıftır. Ha, ben bunları söylerken biri televizyonlarda da söylüyor. Ya hoca tasavvufa karşı bir adam. İşte tasavvuf. Hayır. Benim bedenim şeriatın zahiri ise ruhum tasavvuftadır. Ben tasavvufu İslam'ın ruhu kabul ederim. Abdülkadir Geylani gibi bir mutasavvuf, Şah-ı Nakşibendi gibi bir mutasavvuf getirin, bastığı toprağı öpeyim. Senin evliya diye peşinde gittiğin holding sahibi. Bu yapıların mutlak surette özellikle bürokraside ya Allah'tan defalarca dosyalar önlerine gidiyor, bunlar ihanet etmez diyorlar. Bunlar ihanet etmez. Dosyalar geri gönderiliyor. MİT müsteşarını yıpratıyorlar. Konuştum üçüncü sefer dosya suratıma atıldı. Başka uğraşacağın iş yok mu denildi ya. Devlet hiçbir organizeli grubu başı boş bırakmamalı. Ha, şimdi gelelim son şey. Bu tehlikeyi de atlat. Vazgeçmeyecekler, hiç korkmayın. Şimdi Suriye'de başımız belada. Muhalefet bazı şeyleri söylüyor, evet doğru söylüyor ama biz muhalefete cevap vereceğiz. Dediler ki, Amerikan gazetelerinden birinde bir haber çıktı. Esad 30'la 45 gün içerisinde gidecek dedi.
Tayyip Bey'in önüne 5 tane istihbarat raporu kurdu. Evet. 30 gün 45 gün içerisinde gidecek. Libya'nın işgalini hatırlayın. Birleşmiş Milletler karar çıkarmadan Fransa müdahale etti. Öyle. Bizde de bazı laflar edildi. Cuma namazını Şamlıye Camii'nde kılacağız. Bakanlar Kurulu'nu da Şam'da toplayacağız. Ne oldu? O istihbarat 5 rapor Suriye ve Lübnan'daki istihbaratımızın %90'ı Nusayrilerden oluşuyor. Hataylı Nusayrilerden. Bölgenin dilini biliyorlar, kültürünü biliyorlar, mezhebini biliyorlar, bilmem ne. Esad'ın yanına geçtiler, bize ihanet ettiler. Irak'taki istihbaratımız da Şiilerden oluşuyor. Bizim vatandaşımız ve Türkler. Hepsi İran'ın yanında İranlılar. Kazıkları oradan yedik. Ve bugün derde düşmüşüz. PYD. Bağırıyor. PYD bir terör örgütüdür. Ona silah yardımı yapma, ona şunu yapma, ona bunu yapma. PYD'ye özerk alan açma diyoruz. Amerika diyor ki bunlar niye anlamak istemiyorlar? Ya PYD ile alakası yok. Amerika odur yerleşiyor Orta Doğu'da. Kiracıydı İncirli Üssü'nde. En ufak bir şey oluyor, gazeteciler yazıyordu. Şu İncirli Üssü'nü kapatın. Haseke'de ve Kobani'de 2 tane hava üssü kurdu. Bir sene önce gazeteler şöyle bir şey yazdı. Amerika Haseke'de bir havaalanı yeri aldı 750 bin dolara. Hürriyet gazetesinin haberi veriş biçimi. Müslim Salih Amerika'ya kıyak geçti. 1,5 milyon dolar değerindeymiş o arazi. Yarı fiyatına vermiş. Bazen üzülüyorum bu ülkede, bu beyinlerle yaşadığım için. Ulan Amerika'ya yapılacak kıyak 750 bin dolar mı ya? Bir tane bombanın fiyatı ya. Adam niye para ödüyor oraya? Yarın masaya oturacak. Buranın sahibi o. Diplomaside onu perçin. Sahibi o. Para verip alıyor. Onun toprağını alıyor. Dikkat edin. Monşerlerden vazgeçtik de şişlerinden. Bizim salaklarımız da akşama kadar bıyıklarını düzeltiyorlar, umreye gidiyorlar, artık çikolata tutmuyorlar, hurmayla Müslümanlık yapıyor. Sanki tekke emirin toplamışsınız oraya. Amerika burada 2 tane üs kurdu. Artık yerleşti buraya. Bir de kalkıp Amerika'dan buraya nüfus getiremeyeceğine göre buradaki halktan maraba yapıyor kendisine oradaki Kürt'ü ya. Ve bütün Irak petrollerini buradan bu hattan geçirip Laskiye limanına indirecek. Senin boru hatların, petrol boru hatların nefes alırsınız onlarla da. Rusya hık hık etmeye başladı. Öyle dedi ulan Laskiye'de bir deniz üssü aldı. Eskiden de vardı. Ne yapayım? Bir de hava üssü kurdun yanına. E bir de Afrin. Al sana da Afrin dedi. Ne oldu şimdi bu ana hat? Bir sürü de PYD var. Yok. Mısır'da Mursi'nin
seçimi aldığı dönemde bir Amerikan gazetesi bir kamuoyu yoklaması yapmıştı. Tayyip Erdoğan Mısır'da seçime girse %85 oy alır dediler. Ve Tayyip Erdoğan'ı batılı devletlerin yöneticilerinden çok Müslüman devletlerin yöneticileri sevmiyorlar. Sokaktaki halk çok seviyor. Ben bunu İslam ülkelerinin akademisyenleriyle, bazı üst düzey yöneticileriyle konuştum. Niye Tayyip'i sevmiyorsunuz? Halkınız bu kadar sevdiği halde. Efendim diyorlar, ne güzel idare ediyorduk. Sokağa fitne saldı Erdoğan. Sokağı uyandırdı. Size bir soru. Darbe yapıldı. Amerikan geçmiş olsun demedi Amerika. İngiltere demedi, Fransa demedi. Bana İslam Arap ülkelerinden darbeyi kınayan bir açıklama duyan oldu mu? Kuveyt. Yok, geç Kuveyt'i. Bunlar Katar'dı. Bir şey değil onlar. Niye? Çünkü o darbeyi Amerika'nın yaptığını biliyorlardı. Amerika'ya baktılar, susturdular. Hepsi Amerika ne yani? Türkiye'nin tarihi genlerine dönüşünün engelidir bu set. İslam Arap dünyasıyla bir set çekiyor Amerika ile Rusya, ikisi de işine geliyor. Bizim Orta Doğu'nun etkin hale gelmemizi istemiyorlar. Kürtler marabu. Biz hav hava taş atıyoruz. Sahibine bir şey söyleyemiyoruz. Sahibine de gücümüz yetmiyor. Kuşluğun bu derecesi. PYD'ye silah verme, ağır silah verme. 3 gün önce Genelkurmay Başkanı'nı, MİT Müsteşarı'nı ve benim adıma konuşabilen tek adam dediği İbrahim Kalın gönderdik Amerika'ya. Silah vermemeleri için. Kaç gün sonra da Tayyip Bey gidecek. İtovit 2 gün önce imzaladı. Hadi buyurun. Bu sefer döver onu. Bakın. Türkiye'de ülkenin geleceğini parti bazında değerlendirmeyelim. Parti bazında değerlendirmek. Kimsenin Tayyip Erdoğan'la derdi yok. Türkiye'nin bağımsızlığının önünü kesiyorlar etkinliğini. Bu nedenle Türkiye özellikle bu iç siyasi çekişmelerini bir tarafa bırakmalı. İleride hangi partiye oy verirsek verelim. Ama bugün için Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Ha, onlar da aklını başına almazlarsa 2019'da bir tokata yerler, onu da söylüyorum. Bu kafayla gitmeyecek. Bu ağacın budanması gerekiyordu. 15 senedir budamadı. Bir dalı komşunun bahçesine gitti. Bir dalı bahçede pencereyi kapattı. Bir dalı kurudu bilmem ne. İnşallah 21 Mayıs'tan sonra bu budama da başlar. FETÖ içinde, kavurmacılar dışarı, çorbacılar içeri. Bu ahlaksızlıktan da vazgeçilir. Adalet, partinin bir sıfatı da adalet ve kaldırma var da adaleti vatandaş merak ediyor. Ve Türkiye bu badireyi atlatırsa adam müsteşar yapıştırdı bak. Hocam diyor buraya kadar girdik o kattı kesti. Ulan eşek ol eşek. Yarın masaya oturduklarında biz de masaya oturacağız. Amerika, Rusya, İran, Esed, efendim ÖSO dedikleri muhalifler hepsi oturdu. Türkiye sorulacak.
Ana şeyimiz ne? Suriye'nin toprak bütünlüğü. İtirazı olan var mı? Yok. Tamam kardeş. Ne özel bölge var, ne şu var, ne bu var. Tamam. İmzalayın bakalım. İmzalandı. Hadi kardeş. Türkiye. Git ülkene. Hadi İran. Sen de git ülkene. Amerika ile Rusya orada. Oradalar çünkü anlaşma yapmışlar Esad'la. Bu üsleri vermiş. Üsleri orada. Aradan 2 sene geçti, 3 sene geçti. Suriye devleti kendisi ben Kürtlere özel bölge veriyorum dediği zaman sen ne bok yiyeceksin? Hadi bak. Dış politika müzayede salonu gibidir. Cebinde 100 lira varsa 100 liralık mala fiyat. Biz 5000 liralık mala fiyat veriyoruz. Karşıdaki de cebimizde 100 lira olduğunu biliyor. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah özellikle gençler bizden uzun yaşarlar. Hoca yanıldı. Bu lafı duymam beni mutlu edecektir. Ben sadece tehlikelere işaret ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Geceniz hayırlı olsun. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizi sahneden bırakmıyoruz. Hocamıza ödülünü vermek üzere Sayın Kaymakamımız Ercan Ateşi ve Belediye Başkan Vekilimiz Hüseyin İlhan Bey'i sahneye davet ediyorum. Çok değerli profesörümüz Mehmet Çelik hocamız, hanımefendiler, beyefendiler, bugün ŞÜGVA Sındırgı Belediye'miz ve Bilim Yayma Cemiyetimizin ortaklaşa düzenlediği bu etkinlikte bir araya geldik. Celal Bayar Üniversitemizin değerli hocalarından Profesör Doktor Mehmet Çelik Beyefendi'ye katılımları ve güzel sunumları için teşekkür ediyor. Siz değerli hemşehrilerinize katıldığınız için bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu. Ağzınıza sağlık. İlçemize bir kez daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, buradayız. Hocam buradayız.